olabilir insanlarda, esnemede bir şey yok ama yani bağırmak olmaz esnemede. Mesela bazıları bağırarak esniyorlar, bu olmaz. Yani sessizce esneyebilir. Ama mümkün mertebe irade kullanmak lazım. Çünkü esnemeye karşı insan direnirse bir süre sonra esneme kalkar insanda. Yani ısrarla direnirse, mesela peygamberler esnemiyorlar. Tabii esnemezler. Bu bir irade meselesidir. İrade kullanıp yapmamak lazım. Yani ısrarla ona karşı böyle içinizde bir tepki olursa esnemezsiniz. Ben yakışıklım bir daha dinleyeyim. Namazda esnemek veya başka bir şey düşünmek, namazı bozar mı acaba? Başka bir şey düşünmek zaten elinizde olmaz, onu düşünürsünüz. Ama her rekatta düşünme olduğunda, yani başka bir şey düşündüğünüzde o rekatı sağlıklı hale getirin. Mesela kıyamdasın, aklın daldı gitti, bir yere gitti. Allah'ı andın ama haberin yok. Orada okuduğun ayeti yeniden okumanda fayda var. Yani şuurlu okuyuncaya kadar Allah'ı zikrettiğinde de Allah'ı zikretmede şuurlu zikretmeye özen göstererek o yanlışlığı düzeltmek lazım. Mesela Allah'ı tenzih ediyor, Subhanallah, Subhanallah diyor ama aklı gitmiş, dağılmış. Mesela 10 kere, 15 kere diyor belki ama hiçbirinin farkında değil. Böyle olmaz. O zaman orada en az 3-5 kere yeniden Allah'ı anmasında fayda var. Yani şuuru açık olarak. Ama bozulma diye bir şey olmaz. Yani namaz bozulmaz. Namaz niye bozulsun? Yani hiçbirine namaz bozulma dedikleri şey o da bir oyundur. Yani şeytani bir oyundur. Şeytanın insanları namaz kılmaktan bezdirmek ve uzaklaştırmak için yaptığı bir oyundur. Hiçbir şey olmaz. Mesela adam yanlışlıktan diyor ki namaz kılarken baba diyor kardeşim evde mi diyor. İşte boş bulup hayır diyor mesela. Namaz bozulmaz. Niye bozulsun namaz? Yani namaz ne ki de bozuluyor ya. Adam çünkü namaza niye ibadeti devam ediyor? Boş bulunmuştur. İşte şöyle bir konuşma mesela herhangi bir hece çıkartırsa bozulur diyor. O bozulmaz. Yanlış okuma. Niye bozsun ya? Yanlış ya okumuş düzeltir. Yani sanki böyle hassas bir kule gibi gösteriyor namazı. Namaz bir ibadet, normal bir ibadet. İbadet derken insani şeyler olabilir. Ama mesela namaza benzemeyecek baktığında bu adam namaz kılmıyor dediğinde bir görüntü olduğunda o namaz olmaktan çıkar tabii. Mesela adam iki eliyle başını kaşıyor. Orası mesela ceketini çıkartıyor, giyiniyor. O namaz olmaz tabii. Ya yani namaza benzemesi lazım. Baktın mı o insan namaz kılıyor demesi lazım. Bir de yani ufak tefek kısa konuşmalar şeyler bunlar namazı bozmaz. Mesela diyor adam şaşırıyor falan. Ne? Ya bir şey söyleyecek ama ayet söyleyeceğine söz söylüyor, başka bir şey söylüyor. Bir şey olmaz yani yanlışlık olmuştur, doğrusunu söyler, devam edersin. Bozulma iddiasını ortaya atmışlar. Bu insanların namazdan soğuması için, namazdan uzak durması için bir oyun olduğu, şeytanın oyun olduğu belli. Haydi adam namazın gitti diyor. Niye gitsin ya? Ya mesela bir şey oluyor, aniden aklına bir şey gülüyor. Gülüyor mesela kısaca gülüyor. Abdest de bozulur diyor. Ya sen ne konuşuyorsun? Abdest niye bozsun ya? Ne namaz bulur ne de abdest bozulur. Bozulması için bir neden yok. Boş bulunmuş yani. Kasten yaptığı bir şey yok. Yani bu tip şeyler İslam'a çok büyük zarar verdi. Müslümanlara çok büyük zarar verdi. Bu sefer vesveseli insanlar türedi bu yüzden. Vesvese hastalık oluyor. Bu sefer namazı vesveseli yüzden namaz kılmayan binlerce insan vardır dünyada. Sırf vesveseden dolayı. Binlerce insan vardır. Adam yapamıyor yani. Sen bu kadar kural çıkarırsan olacağı bu.
Evet, dinliyorum. Müslümanların sevgisi nasıldır?